Sanat hayatının bugünkü konuğu Advîye Bal. Advîye Bal'ın konuğuyuz atölyesinde. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, Ulusal Kanal izleyicileri olarak hoş geldik. Ben Advîye diyeceğim. İzninle. Hoş gör. Uzunca bir süreci ele alalım ve geleceği konuşalım istiyorum. Yaşadığımız salgın, küresel salgın günlerine gelmeden, önceden başlayarak projelerin, uygulamaya geçen, hayata geçenler ve gelecekle ilgili düşüncelerin nereden geldik, nereye gidiyoruzun içinde bir bölüm bu. Tabii salgın öncesi, küresel salgın öncesi insanlar çok daha rahat proje yapabiliyordu. Uygulanacağından emin olarak hazırlıklarını yapıp, projelerini tamamlayıp uygulamaya koyuyorlardı. Benim de 2020 için bir projem vardı. Anadolu'nun değişik yerlerini gezip oralarda halka ulaşmak. Nereler? İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Trabzon, Aydın. Değişik yerler. Edirne. Yani insanların Edirne, yani Edirne'den Van'a kadar. Birçoğuyla anlaşmalar da yapıldı. Aynen. Ön görüşmeler yapıldı, hazırlıklar yapıldı. Ama salgın nedeniyle bunlardan ancak ikisini gerçekleştirebildik. Bursa ve İzmir. Hatta İzmir sergimde pandemiden kaybettiğimiz ilk insan ilan edildi. Pandeminin daha henüz insanlar üzerindeki panik yaratıcı etkisi yoktu. 11 Mart'ta pandemiden kaybettiğimiz ilk insanı ilan etti hükümet. Böyle bir şanssız döneme denk geldi. Ama tabii bu çalışmaları engellemedi. Elbette ki projelerin ancak ertelenmesi söz konusu, bitmesi söz konusu nasıl değil. Geçti Bursa sergisi? Nasıldı yaşanan günler içinde İzmir sergisi? Ya, çok güzel geçti. Bursa sergisi ve İzmir sergisi tam da beklediğim gibi Anadolu insanının sıcaklığını, sanata olan ilgisini tam anlamıyla görebildiğim, gözlemleyebildiğim bir sergi oldu Bursa sergisi. İzmir zaten öyle. Çok ilgi gösterdi insanlar ve çok memnun ayrıldım sergilerimden. Ama bundan sonraki süreçlerimde salgının etkisinin yavaş yavaş azaldığı ya da tamamen bittiği süreçlerde bu projemi tamamlamaya kendimi adadım adeta. Özellikle sanatçıların gidemediği, değişik mali yükler ve değişik sorumluluklar nedeniyle gidemediği yerlerde sergiler açma misyonum ve vizyonumu tamamlamayı hedefliyorum. Salgın günlerinde ne oldu? Salgın günlerinde tabii ki durmadık. Bir yılı? Tabii ki durmadık. Biz sanatçılar yine projelerimizi ötelemek, ertelemek söz konusu olsa bile yaptık. Projelere hazırlıklarımız devam etti. Herkes kendi uzmanlaştığı alanda, istediği alanda üretimine devam etti. Sanatçılarımız atölyelerine kapandılar. Heykeltıraşlarımız yine atölyelerine kapanıp üretime devam ettiler. Salgın bir anlamda insanın kendi kendini, özellikle de sanatçının kendi kendini dinlemesi, hayatı sorgulaması için bir şans da oldu. Sadece sanatçılar için değil, genel bir bakış açısıyla baktığımızda tüm insanlar için salgın bu anlamda bir şans oldu. Yani kendimizi gözden geçirdik. Savaş içinde değişir insan, insanlık. Dünya savaşları döneminde geçtiği gibi şu anda bir ölçüsü belli olmayan, çok küçük ama bütün dünyayı etkileyen bir virüsle savaşıyoruz. Evet. Ben Advîye Bal'ın bu süre içinde neler yaptığını, atölyelerini biliyorum. Onlardan biraz izleyici, Ulusal Kanal izleyicileri başta olmak üzere buluşturmak istiyorum. Yaz aylarını Bolu'da geçiriyorum. Bolu'da güzel bir atölyem var. Toprakla haşır neşir olabildiğim bir alan var. Yaz aylarında Bolu'da çok verimli çalışmalar yapıyorum. Atölyem beni çevresiyle beraber ziyadesiyle besliyor. Resim çalışmalarımı sürdürüyorum. İstanbul'a geldiğimde de iki farklı atölyede, bir Ataşehir'de heykel çalışmaları olmak üzere, bir de yeni açtığımız bir galeri atölye
mekanında. Şu anda oradayız. Resim çalışmalarımı sürdürüyorum. Ben şanslı bir sanatçıyım. Hemen geçmek istemiyorum. Bursa'yı ve İzmir'i kısacık konuştuk. Evet. Onun görsellerini de izleyicilerimiz gördüler. Evet. Bolu'dan bahsederken, Bolu'da da çok sayıda program yapıldı. Evet, orada programlar da çekildi. Örneğin sevgili Defne Ilgaz'ın çektiği. Salgına rağmen Defne geldi, konuk oldu mütevazı evimize. Ve güzel, 3 seriden oluşan güzel bir röportaj programı çekti. Sanatçı dayanışması, özel birikimiyle, kültürel zemin. Besteci, şair yanıyla. Akademisyen yanıyla, sinemacı yanıyla. Defne çok zengin birikime sahip köklü bir insan ve bir çok aile çok kültüründen gelerek. Kesinlikle köklü bir aile kültüründen geliyor. Bütün birikimiyle güzel bir sohbet yaptık. Adbiyeval bütün konuşmalarında o belgeselde de o programda da görülen toprakla ilişkisi vardı. Evet, ahşapla heykel, evet taşlar alanda var. Evet, orada çok net görülen bu. Evet, yani doğanın parçası olduğumuza inanıyorum. Ben kendimi herhangi bir ufacık canlıdan ayrı görmüyorum. Onun dahil olduğu bir bütünün parçasıyız. O yüzden bana ayrı bir haz verir toprakla uğraşmak. Keza heykele yönelişimin de özellikle taşları, doğal taşları yontarak bir şeyler üretmeye yönelişimin de temel nedeni o materyallere dokunmak ve o materyallerin içindeki enerjiyi, duyguyu çıkarmaktır. Doğa bana bu şansı veriyor ve çok şükür ki bundan zevk alan bir ruh yapım bir var. De kültürel birikim var, coğrafya, evet, taşlar, taş bilgisi. Güzel sanatları okumadan önce ilk eğitimim coğrafya üzerineydi. Bu nedenle taşları ve taşların nasıl oluştuğuna dair kabaca bilgileri biliyorum. Tabii çok fazla detaya girmeksizin. Bu da bana ayrı bir zevk veriyor. Yani haz almak ayrı bir şey. Onun oluşumundan tutunda her türlü bilgisi konusunda bilgi birikimi varken beynimizde bilimsel olarak haz almak başka bir şey. Yedi göller çevresinden topladığı taşlarla yaptığı heykeller. Evet, hangisi yontulur, hangisi yontulamaz, hangisi bazalttır, granittir ya da tüftür. Bunların hepsini bilerek bilinçli bir şekilde seçim yapıyorum ve doğadan topladığım taşlarla da yontular yapıyorum. Bu tabii ayrı bir zevk veriyor bana. Ve özellikle döküm heykellerde heykelin biricikliğini kanıtlayabilmek için ya da ilan edebilmek için taklit edilemeyen doğal taşlar kullanıyorum kompozisyonlarımda. Bu da doğal taşların bana bir hediyesi olsa gerek. Doğal taşlardan bir bölümü de özel bir bölgesi Bolu Düzce arasının ve arkadaşın bunu başka bir belgeselde Martı Şahin'in yaptığı Martı Şahin Zeyrek'in yaptığı belgeselde vurguladığın arkadaşın üreten insan Yasemin Hanım. Yasemin Hanım'la birlikte topladığınız taşlar. Evet, evet. Ben çocukluğumdan beri zaten düşkündüm doğayla ilişkiye. Hatta çok saçma, çocukça projelerim de vardı. Yaprak örnekleri toplayıp onların isimlerini yazarak koleksiyon hazırlıyordum. Tabii nasıl toplanır, nasıl saklanır vesaire bilmeden. Niye topluyordun? Çok saçma bir nedenle, tabii çocukça bir nedenle. Nükleer bir savaş olursa gelecek nesillere aktarmak üzere. Sanki nükleer savaş olduğunda benim topladıklarım veya gelecek nesil ortada kalacakmış gibi böyle bir mantıklı. Çocukça bir mantık tabii. Bu çabasının içindeydim. Fakat saklama koşullarının nasıl olması gerektiğini bilmediğim için bir yıl sonra kurtlandılar maalesef, böceklendiler ve atmak zorunda kaldık benim biriktirdiğim şeyleri. Yani çocukluktan beri böyle hep bir şeyleri bir sonraki nesillere aktarmak. Ben de çocuğum. Buna rağmen çocukların bitkileri tanımaları açısından bir birikim oluşturmaya çalışıyorum. Böyle bir çabadayım. Pikniğe gittiğimizde herkes eğlencesine bakarken, topunu oynarken ben
yaprak örnekleri toplamaya çalışırım. Onları kuruturum, biriktiririm. Yani böyle bir sorumluluk hep olmuştur bende. Hiç sormadığım bir soruyu Adliye Balığı soracağım. Sanatında oyun tarafı ne kadar resim ve heykelinde, şiirinde? Oyun ciddi bir iştir. Yani gerçekten dikkate alınması gereken bir iştir. Fakat her şeye de sokulmaması gereken bir iştir. Sanatta elbette oyun var, deneme var, deneme yanılma var, her şey var. Ama sanat gerçekten ciddi bir iştir. Büyük birikimi gerektirir, çabayı gerektirir. Hatta ve hatta bilinçsizce yaptığınız dönem vardır. Çocuklukta bunu yapmaya çalışırsınız. Benim resimle tanışmamı hatırlamıyorum. Ne zaman resim yapmaya başladım? Gerçekten hatırlamıyorum. Ama şunu hep anımsıyorum. Hep böyle bir resim yapma, bir şeyleri üretme, ortaya çıkarma ihtiyacım hep oldu. Yumurta kabuklarından ya da gazete hamurundan bir şeyler yapma, bir şeyler üretme, dönüşüm yaratma ihtiyaç diye bakıyorum ben bu olaya. Onları gerçekleştirmediğim zaman sanki dünyaya gelişimin bir anlamı yokmuş gibi. Şimdi çok şükür ki bu duygu da devam ediyor. Duygu daha da yoğunlaşarak, daha da belli bir niteliğe kavuşarak devam ediyor. Sanki bir şeyler yaratmazsam eğer, doğru ifadeyi kullanıyorsam eğer, yaratmazsam dünyaya geliş nedenim ortadan kalkmış gibi düşünüyorum ve gerçek anlamda huzursuz oluyorum. Bunun tanıyım, huzursuzluğunu ve nasıl yansıdığını biliyorum. Atölyeye gelelim. Evet, evinin bir bölümünde çocukluktan başlayan koltuğu çevirerek yaptığı, kurduğu atölyede yaptığı resimler. Evet, o atölyelerde 30 metrekare, 50 metrekare, 80 metrekare yaptığı resimler. Ama hepsinin içinde, kurduğu dünya içinde. Şimdi çoklu bir yapı var. Bolu'da küçük heykel çalışırken ve resim çalışırken resim, İstanbul'da Ataşehir'de 2 metre boyutlu, 3 boyut, 40-60 santim, evet, binçiler var, yardımcı güçlü erkekler var, o atölyede çalışan, teşekkür ediyoruz. Orhan Taş Mermer, Rıza Bey, oğlu Eren, mutlulukla yardımcı oluyorlar. Gelip taşı çevirebiliyorlar, taş işçileri. Ama fiziki güçle, o aletlerle Adliye Balığı, o atölyeden biraz bahset. O atölye büyülü bir yer. Gerçekten büyülü bir yer. Taşları, hiç formu olmayan taşları, işlenmesi çok zor gibi görülen taşları, dantel dantel arkadaşlarımla beraber, 5 kişilik bir ekibiz, işlediğimiz bir atölye. Müthiş işler çıkıyor ortaya. Benim açımdan soracak olursanız, ben form ortaya çıkarmıyorum. Taşın içindeki duyguyu ortaya çıkarıyorum. Evet. Böyle düşündüğüm için de bana müthiş bir haz veriyor. Ve inanın çok yorucu olmasına rağmen sonuca bir an önce ulaşma kaygısı demeyeyim. O sonucu görme zevkiyle, heyecanı ve heyezanıyla kesinlikle bir an önce bitsin diye saatlerce çalıştığım dönemler oldu. Çok yorucu olmasına rağmen. Bu başka bir duygu. Gerçekten başka bir duygu. Bu hani heykel yapayım, ortaya bir şey çıksın diye yapılacak bir şey değil. Bu onunla bütünleşip ondan çok şey öğrenmenin bir süreci. Buradaki figürler, kadınlar, duygu, heykellerde de var. Bu ikisinin ortaklığı nasıl mümkün? Tabii ki ben kendi kaygılarımla sanat üretiyorum değişik disiplinlerde. Dolayısıyla bu kaygım hem taşa yansıyor, hem bronza yansıyor, hem resme yansıyor. Yani disiplinlerin bir anlamı yok, bir önemi yok. Hangi yöntemle sanat eseri üretiyorsunuz anlamı yok. İçinizdeki ve beyninizdeki formları ve duyguları ortaya çıkarmak. Yöntem önemli değil. Dolayısıyla birbirlerine benziyorlar ya da birbirlerinin enerjisini besliyorlar.
birbirlerinden kopuk bir şey yapmak çok da doğru değil. Zaten bunu yapamazsınız da. Eğer yaptığınız şeyle samimi bir bağ kuruyorsanız, hangi alanda üretim yaparsanız yapın, bu size anlatan bir şey olacaktır. Ama şu da yanlış anlaşılmasın. Benim derdim kendimi anlatmak, yani düşüncelerimi dünyaya dair kafamdaki formları anlatmak değil. Bu bana özel bir şey. Size evet, tabii ki o kaygıyla yaparım ama izleyicinin şu duyguyla bakmasını, şu duyguyla bakmasını isterim. Kendisini bulduğu, kendisinin organik bağ kurduğu eserler olmalı bunlar. O nedenle ben eserlerimi anlamlandırarak ya da isimlendirerek izleyiciyi sınırlamak istemem. Bu neyi anlatıyor sorusuyla karşılaşıyor mu sanatçı? Tabii sık karşılaşıyorum ve bu anlamda tüyo vermiyorum. Hani benim derdim kendimi veya dünya düşüncemi anlatmak değil ki, senin ondan bir şeyler almanı sağlamak. Ha bu nasıl olur? Bu sizin dünya görüşünüzle, sizin birikiminizle, hayata bakışınızla, geleceği kurgulamanızla, yani dünyadan beklentiniz neyse eserden alacağınız enerji de o olur. Ama burada benim gördüğüm adliye bal, hani sanat için çok söylenen çağımın tanığıyım, yansıtmak o tanıklık ya da anlamak, algılamak bununla sınırlı değil. Sanki yeni bir gerçek yaratarak oradan başka bir şey söylüyor gibi geliyor bana. Başka bir şey söylüyorum. Başka bir şey söylenmişi söyleme. Yapılmışı yapma. Başka bir şeyi tabii ki söylüyorum. Ama bu başka bir şey söyleniş benim açımdan böyle. Belki başkası için başka bir şey değil. Belki başkası için çok daha başka bir şey. İnsanları duygulandıran, insanların kendinden bir şeyler bulduğu eserler yapmak. Bu nedenle de isim bile koymuyorum. Her zaman söylüyorum bunu, çok sık söylüyorum. İsim bile koymuyorum ki isimin yarattığı anlamsal ya da kavramsal çerçevenin içine hapsolmasın seyirci. Evet, peki çok sorulan bir sorudur. Akademilerde temel bakıştır sanat tarihi ile ilgili ve çok insanın bugün kabul ettiği bir şeydir. Resim nasıl okunur, öğrenebilir bir not olarak konuyor, ders olarak konuyor. Ben bunu sorsam, Adliye Bal, resim nasıl okunur? Resim ancak bireyin okuması, yani 7-8 milyar insan varsa farklı formüller vardır. Biz insanlara formüller dayatarak şu resim şöyle okunur, bu resim böyle okunur, şu son sembol şu anlama gelir diye yönlendirdiğimizde insanları sınırlandırmış oluruz. İşte tam da insanların bu resim neyi anlatmak istiyor, siz neyi anlatmak istiyorsunuz sorusunun bahanesi olur. Özellikle Batı'dan gelen bir dayatma bu. Tabii ki Batı'nın kültüründen gelme semboller kullanılıyor. Örneğin Meryem'in elinde beyaz zambak varsa bu Meryem'in masumiyetini anlatıyor. Ama benim için başka bir şey anlatmalı. Ben Batı'dan esen rüzgarın etkisiyle bir resmi kendimle buluşturamam. Dolayısıyla bu tür formülleri, bu tür dayatmaları ben reddediyorum. Klasik eser bile olsa o insan o esere baktığında o dönemin şartlarını bilmeden o eserden haz alabilmeli. Kendiyle, kendi kültürüyle, kendi toplumuyla, kendi toplumunun yarattığı formüllerle bağdaştırabilmeli. Cézanne'ın çizdiği dağlar farklı ışıklarda güzeldir, önemlidir ama Toroslar da kendidir. Tabii, kendidir. Aynen öyle. Yani hatta ben şeyi bile çok sınırlayıcı buluyorum. Hani insanların ya da sanat eserini eleştirenlerin şu şöyledir, böyledir diye kendi görüşünü ortaya koyması tamam güzeldir ama insanların birçoğu maalesef o görüşlerin açısından o esere bakarlar ve kendileriyle buluşmasını kendi elleriyle engellerler. Günümüz sanatı dediğimizde, görsel düşünce, Adliye Bal resmi dediğimizde zihinsel faaliyet ve bunun tabii makale yazmak değil ama özgün kendi olan karakteriyle, yalnız teknikle açılmayan bir özgünlüğü var. Bunu bize biraz açar mısın? Evet, özgünlük başkasına benzememek, başkası gibi yapmamak, başkası gibi söylememek anlamını taşır. Tabii bunu yapabilmek çok uzun deneyimleri gerektirir. Değişik dünya bakış
dünyaya bakış açılarıyla, değişik tekniklerle uzun uzun denemeleri gerektirir. Öyle hemen kazanılan bir şey değildir. Belki şanslı olanlar hemen hayatlarının tarzını yakalayabilirler ama gerçek sanatçılar, gerçek bu konuyu kendine dert edinmiş insanlar. Çok büyük sanatçıların müzelerden kopyalar yaptığını biliyoruz. Kendinden önceki büyük ustalardan kendince yorumluyor. Çerçevede sınırlı tutarsak tabii ki faydalıdır. Hani daha önceki ustaların, daha önce resim üzerinde değişimler yapmış, dönüşümler gerçekleştirmiş ustaların tarzını kavramak açısından denemeler yapabilir. Ama kendi sanatınızın ortasına bunu yerleştirir ve talep görmeyi beklerseniz bu yanlış bir şey. Türkiye'de bu var maalesef. Etkilenmek doğrudan, ve intihar. Etkilenmenin normal olduğunu düşünüyorum. Evet, etkilenmeden hiçbir şey, aslında etki dediğim şey miras olanı alıp kendine göre yorumlama kendi bakış için. Onun hiçbir zararı yok. Ama doğrudan intihar dediğimiz, doğrudan kopyalayarak, hele hele bir de pazar bulma şansınız, para kazanma şansınız olduğunda bunu daha bir şekilde yaptığınızda Türk sanatına zarar verirsiniz. Çok kötü örnekleri var. Çok kötü örnekleri var. Maalesef büyük sanat organizasyonlarının girişinde yer alan, köşe başında yer alan eserlerin bilerek mi yapılıyor? Türk sanatını bir anlamda aşağı çekmek için mi yapılıyor bilemiyorum ama doğrudan doğruya birebir etkilenmenin çok ötesinde eserlerin Türk sanatı diye duvarlara asıldığını, teşhir edildiğini görüyoruz. Bu sanatı destekleyen değil, sanatı köstekleyen. Türk sanatının özgünlüğünü kesinlikle zedeleyen bir durum. Ve sanatla ilgilenen, dünya sanatıyla ilgilenen her insan artık günümüzdeki elektronik veya ulaşım anlamındaki, erişim anlamındaki gelişmelere baktığında kimin ne olduğunu, nasıl bir kopya içinde olduğunu, intihal içinde olduğunu. Evet, onun programları da var. Evet, elimizdeki bilgisayarlarda onun. Uluslararası küratör Türkiye'nin en önemli organizasyonuna gelip Türk sanatının geldiği nokta olarak vurgu yapabiliyor. Yapabiliyor ve maalesef intihal bir eseri Türk sanatının başyapıtı diye sunabiliyor. Ona baktığı zaman insanlar ya bu yapılmış, Türkler başka bir şey yapmıyor mu şeklindeki bir düşünceyle ön yargısı beslenmiş oluyor. Zaten beslenmiş bir ön yargı var. O ön yargıyı daha da besleyerek, daha da görünür hale getirerek Türk sanatını aşağı çekme, gerçekten özgün bir şeyler yapmak isteyen sanatçıların hakkını yeme gibi bir durum ortaya çıkabiliyor maalesef. Birçok programda söylediğini. Maalesef bu da karşılık bulabiliyor. Ne anlamda? Ticari anlamda karşılık buluyor. Zaman onları eleyecektir mutlaka. Sanat tarihinden silecektir. Bundan hiç kuşkum yok. Ama ticari olarak karşılığını bulduğu sürece bu çıkmaz. Devam edecek gibi görünüyor şimdilik. İlgilenmek gerekir gençlerle, takip etmek gerekir gelişimlerini, özgün olan, kendi olan, kendi omzunun üzerine kafasını taşıyıp düşüncesiyle evet, yaratmaya çalışanlara destek olmak gerekir. Akademiden mezun destek olan, son sınıfta olan, yüksek lisansta çok sayıda genç var genç böyle. Var. Ve birçok da intihar üzerinden giden var. Diyerek. Ben şuna da çok karşıyım. Anadolu'nun değişik yerlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi'ni de bünyesinde barındıran üniversiteler açıldı. Buna karşı çıkan akademisyenler var İstanbul'da veya daha büyük şehirlerde akademisyenlik yapan hocalar buna karşı çıkıyor. Ama ben hep işin diğer boyutundan, kendi yaşam tecrübemden ortaya çıkan boyutundan bakıyorum. Şimdi hiçbir şekilde erişime ulaşmayacağınız bir kavram veya bir olgu var. Sizi yaratacak bir süreçten de geçmek, bunun eğitimini almak istiyorsunuz. Ama ulaşma şansınızın sıfır olduğu bir ütopya var. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da güzel sanatlar eğitim veren kurumlar var. Ama Ağrı'daki bir çocuğun buna ulaşma şansı yok. Onun ulaşabildiği her yer kutsaldır. Yani oraya açılmış bir fakülte kutsal bir yerdir. Van'a açılmış bir fakülte bir kutsal yerdir. O çocuğu olduğu noktadan 3-4 kademe daha ileri taşıyacak bir yerdir. Oralara açılacak müzeler,
ulusal müzelerin dolaşıp oralara gitmesi. Her şeyin bir başlangıcı var. Bu başlangıcı daha büyümeden ayağımızla şöyle ezersek, buradan sanatçı çıkmaz gibi ön yargılarla davranırsak, kendi ayağımıza değil başımıza kurşun sıkmış oluruz. Ben bu davranışları onaylamıyorum ve bu tür aşağılamaları, bu tür bariyer koymaları şiddetle kınıyorum. Kınamanın ötesinde ayıplıyorum. Milattan önce 3. yüzyılda yaşanan bir savaşı 15. yüzyılda resmedenler var. Hamiler parayı ödüyorlar. 30'a yakın eser, 20'nin üzerinde eser yapılıyor. 8-10 ayrı sanatçı grubu tarafından ve burada bizim topraklarımızda, Anadolu toprakları üzerinde yapılan o savaşın resmi çıkıyor. O resimler üzerinden büyük tartışmalar oluyor. Batı sanat tarihinde büyük olaylar. Peki bizim 13. yüzyılımız Yunuslar döneminden düşünsel boyut, resim diye bakmayalım, sinema, film yapılsa, oradaki düşünce hayatı irdelense, oradaki görsellikler vücut bulsa, bu sanatçıyı da beslemez mi bu topraklardan? Zaten vücut bulmadan da beslemesi gerekir. Yani evrenselleşmenin temel konusu başka diyarlardaki alanları, dünyada kabul görmüş formları, anlayışları taşımak değil ki. Senin yaratacağın, senin topraklardan çıkmış eserleri onlara kabul ettirtmek. Evrensellik dediğimiz şey bu. Öbür türlü bölgesel olma dışına taşmaz. Hiçbir şey taşmaz. O nedenle her yere, her şeye gözümüzü, kulağımızı açacağız. Her yerden gelen rüzgara bağrımızı açacağız ve bu rüzgarı kendimize, kendi topraklarımızla birleştirip dünya sanatına katkıda bulunmaya çalışacağız. Dünyanın büyük yazarlarının, sinemacılarının Batı Asya'dan, Orta Asya'dan, Uzak Asya'dan ne çok kadar aldığını Afrika'dan biliyoruz. Her anlamda. İşte gelenekten korku nereden geliyor? Gelenekten korku kompleksten geliyor diyebilirim. Kendi tarihi köklerinin, oradaki düşünce hayatının, mütefekkirlerin ve tefekkür dünyasının ne olduğu bilinmeden yaratı mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Ve herhangi bir insanı, bir şairi, kendi çevresindeki koşullarla ve o dönemde yaşamış diğer şair ve bir bu konularla ilgilenmiş filozoflarla, bilim adamlarıyla birlikte değerlendirmezseniz, salt bir insanı o insan olarak ve onun eserlerini ele alarak incelerseniz doğru bir tahlil yapmış olmazsınız. Ne inceliyorsanız inceleyin, çevre koşullarıyla beraber ya da toplumsal koşullarla beraber incelersiniz. Bir taşı incelediğiniz zaman o taşın içindeki mineralleri, maddeleri açıklamak yeterli değildir. O taşın çevresinde neler olup bitmiştir ki o taş o özelliği kazanmıştır? Değil mi? Evet. Evet. Hem tarihi derinlik açısından hem de kapsadığı alan açısından. Bir resmi nasıl okumak konusunda farklı bir alt çiziş oldu bu. Yani coğrafyadan çıkarak öğrenmek, paylaşmak, izleyicilerle buluşturmak istiyorum. Kesiti alındığında o şeyin çizgiler var, renkler var doğanın içinde. İzohipsler. Yani aynı yükseltiyi gösteren noktaların birleşmesiyle oluşmuş kapalı eğriler. Evet, bu örneğin bu bütün dünyada kabul edilen bir şeydir. Sanatla arasındaki bağ kurmaya çalışıyorum. Nedir bu fark? İzohipsler aynı yükseltideki noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş kapalı eğrilerdir. Yapılma amacı nedir? İki boyut üzerinde yeryüzü şekillerini matematiksel kesinlikle ifade etmektir. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim, belli yükseltiler, belli renklerle, belli aralıklarla gösterilir. Yani bu Japonya'da da böyledir, Amerika'da da böyledir. Ama resme baktığınız zaman o renk, o kültür için, o insan için, o kültürün içinde yetişmiş insan için başka anlam taşır. Örneğin kahverengi 1000 metre yükseltiyi gösteriyorsa izohipslerde, o her yerde 1000 metredir. Onun yorumu açık
yanı yoktur. Ama bir resme baktığınızda kahverengi sizde ya da kullanılan bir turuncu ya da sarı renk sizde nasıl bir hezeyan oluşturuyor? Başka sizin dünyanızla ilgili bir yorumdur bu. Yani o nedenle ben formülleri resme bakarken bu resim nasıl, hangi formülle okunur tezini kesinlikle reddediyorum. Bu renk, bu form, bu biçim ne anlama gelir? Onu o kültüre haiz olmuş insanlar çözümlemeye çalışsın ya da bu konuda uzmanlaşmak, teknik uzmanlık kazanma ihtiyacında olanlar o konuyla ilgilensin. Ben böyle bir formülle dünyaya resim böyle okunur, resim şöyle okunur gibi formüllerle dünyaya açılmak istemem. İzopsi Alplerin başkadır. Latin Amerika'da başkadır. Japonya'nın o dağında başkadır. Hepsinde teknik aynıdır. Teknik aynıdır çözümleme. Ama oranın diye adı konur değil mi bu? Toroslardandır bu kesit diye konur. Tabii konur. O başka bir şey. Anlattığımızın dışında bir şey. Tabii evet. Ki konur. Ama Japonya'ya gittiğinizde de yöntem aynıdır. Dediğim gibi Toroslarda bir ölçüm yapıyorsanız yöntem aynıdır. Bir Ugandalı baktığı zaman o yöntemi kullanılmış, o yöntemin kullanılmış olduğu haritadan okuyacağı bilgi, çıkaracağı bilgi aynıdır. Ama resme böyle bakılmaz, kesinlikle böyle bakılmaz. Evet. Peki gelelim şu an söyleşi yaptığımız yere. Benim atölyem ve galeri. Çok yeni daha küresel salgın nedeniyle tek tek konukları ağırladı sanatçı. Çok yeni, geleceğe dönük düşünceni. Atölye bölümü, evet, Advia Val Atölye resim yapmaya devam ediyor, başladı. Çıkan resimler de sergilenmeye başladı. Evet, her sanatçı için kutsal mekanlardır atölyeler. Sanatçının çok uzun süre ister üretsin, ister üretmesin, ister çalışsın, ister çalışmasın. Atölyesinde olmak isteyeceği bir ortamdır, olmak isteyeceği bir yerdir. Benim için de böyle. Ama tabii buranın bir diğer atölyelerimden ayıran yönü teşhir etme olanağı olması eserlerimin. Çok güzel, aydınlık, pırıl pırıl. En güzel güneşin batışının seyredildiği yer, Yakacık. İstanbul'un balkonu diye özel bir adı da vardır. Özel bir tanımlaması da vardır. Bir yanında Aydost Ormanı, diğer yanında adalar. Dediğim gibi programın gidişatı için de söylemiştim. Ben şanslı bir sanatçıyım. Böyle bir atölye ve ürünlerimin, daha doğrusu eserlerimin, ürün demeyi de çok sevmiyorum. Eserlerimin teşhir edildiği bir aydınlık bir mekan beni motive eden unsurların başında geliyor. Sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Yine bugünlerde, ulusal salgın günlerinde sanatçı, aydın sorumluluğuyla sanatçı. Bugünlerde herkes evine çekilmiş olmakla beraber aslında sanatın çok yoğun sunuma, izleyiciye ulaştığını görüyoruz. Dijital ortam, dijital galeriler bu olanağı sağlıyor. Ama bunun dışında çok daha somut oluşumlar ortaya çıkıyor. Advia Val dijital ortamda karşılığı var. Tabii. Ve uluslararası yazışmalar oluyor. Paylaştı zor günlerde gelen, İngiltere'den gelen galeri. Bunun dışında benim değinmek istediğim değişik alanlarda, kültürel havzalarda fedakar sanatçıların ve sanat örgütçülerinin yaptığı oluşumlar var. Bunlardan bir tanesi de beni çok ilgilendiriyor. Tarsus'ta olmam nedeniyle Ekrem Kahraman'ın başını çektiği, liderliğini yaptığı ve programlamasında katkılarda bulunduğu bir müze fikri. Gittikçe somut hale gelmeye başladı. Ekrem Kahraman'ın büyük çalışmalarıyla, fedakarlıklarıyla katıldı Advia Val ve isimler önerdi. Tarsus'ta büyük bir müze kurma hayali. Bu benim eskiden beri düşüne geldiğim bir şeydi. Ve oluşumunu gözlemlemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ama tabii bu havza o kadar zengin bir havza ki sadece Tarsus'ta sınırlı kalmamalı. Tarsus tek başına
10 bin yıllık tarihiyle ve yeraltı zenginlikleriyle, yerüstü zenginlikleriyle, tarihi derinliğiyle bu müzenin kurulmasına yeter kültürel varlığıyla. Ama bölgemiz çok daha büyük bir oluşumu, çok daha büyük bir müzeyi hak ediyor. Başka alanlardan da katılımları sağlamak lazım. Daha geniş bir bölgenin temsil edildiği bir Çağdaş Sanatlar Müzesi olması lazım. Hatta yurt dışından, Antakya, Adana, Mersin dışında, yurt dışından, yakın çevremizdeki kültürlerden, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan. Çünkü buralara baktığımız zaman ilk yerleşimin, ilk medeni buluşların, ilk yazının bulunduğu zengin topraklar olduğunu görüyoruz. Mimarinin, tarımın başladığı, yazının oluştuğu, paranın bulunduğu havza olduğunu görüyoruz buraların. Bunların da dahil edilerek zenginleştirildiği bir müze çok daha güzel olacaktır. Proje bu eksende zaten, bu çoklu. Ekrem Kahraman'ı da gerçekten fedakar çalışmaları nedeniyle bu ortamdaki, merkezi konumundaki durumunu tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ona. Evet, senin de bir projen var. Bafra Havzası'na, Kızılırmak Havzası'na ait. İnşallah bu kültürel havza, burası da çok zengin bir alan. Kültürel havza senin hayal ettiğin boyuta ulaşır ve Bafra'nın merkez olduğu bir kültürel merkez. Evet, Bafra Deltası'nı oluşturduğu alanda, ki kısmen bakir bir alandır burası, bu kültürel yoğunlaşmanın vücut bulduğu oluşumlar gerçekleşir. Avcı toplayıcı toplumdan günümüze kadar önemli bir Karadeniz. Anadolu'nun her tarafı böyle. Karadeniz iklim şartlarının ve tarım şartlarının ve doğal zenginliğin, avcı toplayıcı dönemde de tabii insanlar zengin av ve zengin meyvelerin olduğu yerlerde yaşamayı kendilerine odaklan. Peki programın sonu bir Adliye Bal şiiriyle veda edelim, mümkün mü? Mümkün tabii ama af diliyorum izleyicilerden. Ben şiirleri kendi duygularımı ifade etmek için, herhangi bir kaygı yaratmadan, böyle hezeyanın içine düştüğümde onu, o hezeyanı ifade etmek için kullandığım bir sanat alanıdır şiir. Şiir okurum, severim ve kendimi ifade ettiğim alanlardan biri olarak kabul ederim. Eğer küçük bir şiir okuyayım, hoşlarına giderse izleyicilerin. Çocuklarıma yazdığım bir şiirdir bu. Yavrularıma. Bir yanımda sağ elim, yar elim, dal elim, bal elim. Bir yanımda sol elim, yol elim, kor elim, zor elim. Avuçlarımı açıp alın sizin için, iki parça yüreğim. Müzik.